Dün Amerika piyasalarında toparlanma izlendi. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında Mart ayında 25 bas puan faiz artışına işaret etmesi ve aynı zamanda ekonominin faiz artışlarını kaldırabilecek bir büyüme patikasında olduğunu belirtmesi pozitif fiyatlandı. Petrol ve metal fiyatlarındaki yükselişte üretici şirket hisselerini yukarı taşıyarak endekslere destek oldu. Dow Jones 596 puan primle 33.891 seviyesinden, S&P 500 endeksi 80 puan yükselerek 4386 puandan ve Nasdaq 219 puan değer kazancıyla 13.752 seviyesinden kapanış yaptı. Dow Jones endeksinde tüm sektörler günü artıda tamamlarken ham madde, enerji ve endüstri sektörleri %3 civarı primlerle öne çıktı temel tüketim en zayıf kalan sektör oldu. S&P 500 endeksinde ise finans, ham madde, enerji, endüstri ve bilgi teknolojileri %2 ila 2,5 arası değer kazançlarıyla endeksi yukarı taşıdı. Avrupa piyasalarında seans açılışları genel itibariyle negatif bölgede gerçekleşti ancak günün geri kalanında izlenen toparlanmayla %1 civarı primli kapanışlar görüldü. Artan emtia fiyatları sektör hisselerini desteklerken aynı zamanda enflasyonda artışın devamı beklentisiyle merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarının ötelenmesi fiyatlandı. DAX endeksinde Telekom %3, Endüstri %3 ve Bilgi Teknolojileri %2 primle en çok kazandıran sektörler oldu. Altyapı sektörü %6 ve tüketim sektörleri %2 ila 3 civarı değer kayıplarıyla günü ekside kapatan sektörler olarak izlendi. Avrupa veri takviminde enflasyon verisi öne çıktı. Euro bölgesi Şubat ayı enflasyon tahmini yıllık bazda %5.6 beklentisine karşın %5.8 olarak açıklandı. Aylık bazda önce enflasyon verisi %0.8 artış beklentisini aşarak %0.9 olarak açıklandı. Amerika'da Şubat ayı ADP istihdam verisi 375 bin artış beklentisine karşın 475 bin artış yönünde açıklandı. Bugün ise takvim daha yoğun. Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi Şubat ayı hizmet ve kompozit PMI verileri sonrasında Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları, Şubat ayı hizmet ve kompozit PMI, ISM hizmet endeksi, Ocak ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Amerika tarafında özel sektör istihdam değişimi verisi günün takip edilecek en önemli verisi olurken Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin ikinci turunun yapılacağı açıklandı. Rusya-Ukrayna gerginliğinden gelecek olan haber akışı piyasalara yön verirken diğer taraftan merkez bankalarının atacağı adımlar yavaşlayacak gibi duruyor. Her ne kadar, Fed'in şahin üyeleri yüksek enflasyona vurgu yapmaya devam edip faiz artırım sürecinin yavaşlamaması gerektiğini düşünürken, Fed vadillerine göre 2022 yılı için toplam faiz artış beklentisi 5'in altına girilmiş durumda. Güvenli liman talebiyle salı günü Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 1.70 seviyelerine kadar geriledi. Dün satış baskısının hissedildiğini gördük. Değerli metallerde de benzer şekilde kayıplar izlendi. Altın yaklaşık 15 dolar kayıpla 1930 dolar seviyelerinden işlem görürken 1930 ve 1920 dolar seviyeleri geri çekilmenin devam etmesi konusunda karşımıza çıkacak destek noktaları olacaktır. Gümüş dün gün içerisinde 24.85 dolar seviyesine kadar geri çekilse de kayıplarının bir kısmını geri aldı ve yatay harekette 25.35 dolar seviyelerinden işlem gördü. Aktif vade ham petrol yaklaşık 10 dolar primle 112 dolar seviyesinden işlem görürken, OPEC toplantısından da beklentilere paralel olarak üretimi sınırlı artırma kararı çıktı. Brent petrol fiyatları da 115 dolar seviyesine ulaşırken son zamanların en yükseği test edilmiş oldu. Gün içerisinde 97.82 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi işlem gününü hafif kayıpla 97.40 seviyelerinden kapatırken, emtia yükselişine paralel olarak emtia para birimlerinden Kanada doları, Avustralya doları ve Yeni Zelanda dolarının dolara karşı değer kazandı izledik. Başta yen olmak üzere güvenli limanlarsa dolara karşı değer kaybedenler arasında. Euro dolar paritesi de yatay hareketle 1.11.25 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Dolar yen paritesi 115.60 seviyelerine kadar yükselirken olası bir geri çekilmede 115.30 seviyesinde bulunan 50 günlük ve 115 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalama takip edilecek destek noktaları olacaktır. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri dün yaklaşık 15 bas puan yükselişte 1.87 seviyesinde seyretti. Fed Başkanı Powell'ın Senato'da yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna belirsizliğine rağmen Mart ayı için faiz artırımının uygun olacağını düşündüğünü açıklaması getirilerin yukarı hareketinin nedenleri arasında. 2 yıllık tahvil getirileri de yaklaşık 15 bas puanlık artışla tekrar 1.50 seviyesinin üzerine gelmiş durumda. Avrupa 10 yıllık getirilerinde de 10 bas puanlık yükselişler izlenirken, Almanya 10 yıllık getirisi 0.02, İngiltere 10 yıllık getirisi 1.25 ve Fransa 10 yıllık getirisi de 0.48 seviyelerinden işlem gördü. Türkiye ülke risk primi seviyesinde önemli bir değişim olmadı. Kısa vadeli hazine kıymetlerinde satış baskısı sınırlı kalırken, daha uzun vadeli kıymetlerde baskının güçlü olduğu takip edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.